Merhabalar, ben Kötes Köfte ve A'dan Z'ye Guild Wars 2'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde silahlar ve skill'lerden bahsedeceğiz. Silahlar ve skill'leri neden beraber anlatıyorum diye soracak olursanız, birbirleriyle bağlantılı konular bunlar. İlk olarak silahlara biraz değinelim. Silahlar şuradaki skill'lerimizi belirleyen kısım aslında. Her klasın kullanabileceği silah seçenekleri farklı. Mesela Engineer'ın kullanabildiği silahlar şu an bulunduğum karakter. Hammer, pistol. Pistolü main hand'e ve off hand'e alabiliyor çünkü tek el bir silah. Çift el silahlar ve tek el silahlara değineceğim şimdi. Rifle, kalkan. Bir de su altı için harpoon gun. Evet, bunlar Engineer'ın kullanabildiği silahlar. Bunlar her klas için birbirinden tamamen farklıdır. Ayrıca aynı silah kullanabiliyor olsalar bile bazı klaslar o silahtan elde ettikleri skill birbirinden tamamen farklı olacak. Mesela örneğin Hammer kullanan bir Engineer'da skill'ler bunlar iken, Hammer kullanan bir Revenant çok tamamen bambaşka bir skill seti kullanıyor olacak. Bunlar silah skill'lerimizi belirliyor. Şimdi bir pistol giyeyim. Burada da pistol giydiğim takdirde aldığım skill'ler tamamen farklı bir durumda oluyor. Evet, silahlar ana skill'lerimizi bu şekilde belirliyor. Ondan sonra her daim ilk önce açık olan bir skill ağacımız oluyor. Skill grubumuz oluyor. O da iyileştirme skill'lerimiz, healing skill'ler. Altıda yer alıyor bunlar. Buradan istediğimiz healing skill'i seçiyoruz ve canımız azaldığında onu kullanıp iyileşip yolumuza devam ediyoruz. Ondan sonra 7, 8 ve 9'da utility skill'lerimiz yer alıyor. Burası gene her klas, diğer skill'lerde olduğu gibi her klastan klasa değişiyor. Tabi ırka özel skill'lerde yer alabiliyor. Mesela silver'lerde Gasping Vines ve Seed Threat. İyileştirme skill'i olarak da Healing Seed yer alıyor. Bunlar ırka özel oluyor. Bunları PvP'de kullanamıyorsunuz. Sadece PvE'de ve World vs. World'de açık oluyorlar. Buradan istediğiniz 3 tane utility skill'i seçip kullanıyorsunuz ve en sonunda da elite skill ağacı yer alıyor grubu. Burada gene elite skill'leriniz ve ırka özel skill'leriniz yer alıyor. Irka özel elite skill'leriniz. Bunlar ırka özel olan kısımlar haricinde gene klasınıza özel tamamen, yani klasınız neyse ona göre bu skill'ler değişiyor. Her klasın bu skill'leri farklı olduğu için dövüş stilleri de birbirinden farklı oluyor haliyle. Ve bu kısım, buraya kadar olan kısım her klas için birebir geçerli. Fakat buradan sonraki olan kısımda işler değişiyor. Şurası. Burası ve şurada bir olay var. Orası. Her klasta farklı. Buradaki olay engineer'lerde mevcut değil. Silah değiştirebilme. Ona birazdan başka bir klasa geçip değineceğim. Şu kısım ise sayısı değişebiliyor. Bir tane oluyor pek çok klasta. Fakat Engineer bu konuda en fazla skill'e sahip olan, burada en fazla skill'e sahip olan klas. 5 taneye sahip. Hepsi farklı işlere yarayabiliyor. Engineer şuradaki skill'lerin alternatif versiyonlarını barındırıyor. Gelelim mesela Elementalist'imize gelelim. Elementalist biraz daha değişik bir yapı kullanıyor burada. Evet. Ve OBS biraz frame kayması yaşadı çünkü yüksek bitrate'de yapıyorum ve harddiskten okumaya çalıştığı bir şeyleri. Evet, Elementalist burada element değiştiriyor. F1, F2, F3 ve F4 ile 4 element arası geçiş sağlıyor ve eğer Tempest'ı açmışsanız overload'larını açıyor. Mesela şurada şu şekilde bunun gibi şeyler yapabiliyoruz. Gelelim Revenant'a. Revenant çok alışkın olduğum bir klas değil. Zaten 24 level Revenant'ım gördüğünüz üzere. Evet, Revenant
2 adet temel build arasında geçiş sağlıyor. Ancak bir detay daha var. Özel bir skilllerini vardı. Onları kullanıyorlar. Ayrıca. Warrior of bir nevi agresif bir moda giriyorlar gibi bir şey. Çok net. Çok net tarif edemeyeceğim onu. Ranger'larınki biraz ilginç. Ranger'lar o kısmı petlerini kontrol etmek için kullanıyorlar. Evet, Lines Argent açılsın. Oradan da petimizi nasıl kontrol edildiğini gösterelim. Evet. İlk olarak F1'de bir hedef seçip pete saldırmasını söylüyoruz. Pet'in özel skillini kullanmasını sağlıyoruz. Pet'in bize geri gelmesini istiyoruz. Şurada tıklayarak ayarlayabiliyoruz bunu. Tuşla ayarlayamıyoruz. Pet'in saldırma ya da defans moduna geçmesini sağlıyoruz ve Pet'i değiştiriyoruz. Evet. Ve demin değiştirme kısmına değindik. Ancak silah değiştirmeye değinmedik. Şurada İki farklı silah setimiz oluyor. Çoğu klasta sadece Elementalist ve Engineer'da bu olamıyor. O iki farklı silah setini combat esnasında değiştirebilmenizi sağlıyorlar. Sağlıyor şu tuş. Evet, ve karşınızda bütün silah ve skill'ler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü skill'lerini dinler, iyi eğlenceler. Aklınıza takılan bir soru varsa eğer aşağıda sormayı unutmayın.